Efendimiz'e yakınlık istiyorsanız, salatü selamı çok çektiğiniz gibi, hasaten Ehl-i Beyt'e, Hazreti Hatice annemize, Amine annemize ve Efendimiz'in parçası Hazreti Fatıma'ya hususi olarak çok dua edin. Arada fatihalar gönderin, hatimler okuyun, sizi eve alsınlar, içeri alsınlar. Hala bile birçok ev öyledir. Adam misafir davet edemez kadının şerrinden. Kadın bir misafiri kafaya koyduğu zaman tıpış tıpış erkek eve alır onu. Ne oldu? Güya evin reisi adam. Hikayedir o. Efendimizin ailesine çok okuyun. Haseten Hazreti Hatice ve Hazreti Fatıma. Hiç reddetmiyor Fatıma'yı. Annemiz olarak okuyun. Efendimizin kızı falan demeyin ha. Annemiz Fatıma deyin. Ya ümmi ya Fatıma. Eve alırlar. Zaten yakın evleri. Hücre-i Fatıma ile Efendimizin evi sırt sırta. Size bir şey. İster inan, ister inanma. Yaparsan sen göreceksin. Yapmazsan da sen bildiğin gibi yapacaksın. Denemesine bile verirler. Hani gönlünü çok fazla vermedin, denemesine bile verirler. Ehl-i Beyt'i, bir de Amine annemiz. Sen bakma o ne oldukları belli olmayan, adlarına farklı farklı isimler veren, Hazreti Amine'ye müşrike diyen, kafir diyenlere sen bakma. O insanlar ümmeti Muhammed'in Yahudileri onlar. Hazreti Amine kafirmiş he. Sizin bayağı bir işiniz var öteki tarafta. Şenlik var yani o tarafta var ya. Yani bu adamlar olmasa ben cennetten ümit keserim diye düşünüyorum. Bazen böyle saçma sözler söylüyorum. Diyorum ki bu adamlar olmasa ben cennetten ümit keserim. Çünkü cehennemin bir istihabı var. Ne kadar adam da olsa da belli bir kat şeyi var. Onun da bir dolma şeyi var. Mahluk çünkü o da. 100.000 insanı yakar da 101.sini yakamaz. 101.i. Şimdi diyorum ki bu adamlar yanınca belki bize aynı sıra gelmez de hani belki cennete gireriz diye düşünüyorum yani. Ulan sen kendi ananın babanın küfrüne bak, kendi küfrüne bak. Sana mı kaldı peygamberin annesinin küfrünü konuşmak? Kime konuşuyorsun ya? Hiç hadis de mi okumuyorsun sen? Lan sen nasıl selefisin? Allah'ın keferisi. Sen nasıl selefisin? Akrabasının kızı geldiğinde Müslüman olduğunda tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe meselesinde bunu böyle bak işte o kadın vemra'atuh denilen kadının kızı diye birisi ağzından bir şey kaçırmış ağlayarak geliyor Efendimiz'e. Siz beni rencide mi ediyorsunuz diyor Efendimiz. Beni mi rencide ediyorsunuz siz? Sahabe-i kiram Efendimiz hayatta olduğu müddetçe kıldırdıkları aşikar namazlarda Tebbet suresini okumamışlardır. Efendimiz üzülmesin diye. Ama sen bunu anlayamaz. Metinde var mı yok mu? Bayramda elini öpmek yazmıyor Kur'an'da. Öpmem ulan hanımın elini. Böyle manyak çünkü. Kafa yok ya. Beyin yok adamda. Onu da kendisi düşüneceğini anlamıyor. Ha, yapmam diyor bu kadar. Tebessüm var mümine zayıf hadis diyor. Ha, asık suratlı git o zaman. Namusuna bak. Ne alakası var bu insan? Din akıl bali olan adama, akılsız adama bir şey olmaz. O yüzden o eve dahil olmak istiyorsanız Efendimizin hususi muhabbetine, ailesine, Amine annemize. Onlara da hususi. Bak her ayın ilk cuma günü, ilk cuma akşamı Mekke'de sırasıyla ve Medine'de sırasıyla seyitler Hazreti Amine validemiz için mevlid okuturlar. Ya o yüzden nesli paktır Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Hazreti Amine ol sadeften doğdu, oldur danesi.